Evet arkadaşlar, Kocaeli'ne martı gelmiş. Şu anda lokasyondaki şu martıya gidiyorum arkadaşlar. Aa, bir dakika, alınmış mı? Alınmış. Tüh ya, azıcık daha erken gitseydim çok iyi olacaktı. Şuna yetişmeye çalışacağım arkadaşlar. Oradaki martıyı yemeyeceğim, inşallah yetişirim. Şu anda martının söyleyebileceğimiz alana gelmiş bulunmaktayım. Şuradan görüküyor zaten. İnşallah kamerada gözüküyordur. Üçüncü lokasyona gidiyorum. Çünkü ikincisinde adam sanki onun dairesini kilitlemiş. Yani yok yani. Binanın etrafını dolaştım, hiç yok. Yani zili çalmaya bastım, zil de yok. Ses de duyulmuyor. Şimdi şu adrese gideceğim bakalım. Bu lokasyonda bulabilecek miyim? Şu an yaklaşıyorum. Az kaldı bulurken. Yani siz de görün istiyorum. Ana ne oldu? Gitti lan. Abi bunlar benim bu bakiye ya. Abi az önce buradaydı bu ya. Yok, hiçbir iş yok. Bak aga, bu seyir halindeyken acaba uygulan, bir dakika ya. Buradan kalkmış olması lazımken niye gözükmüyor o zaman bu lokasyonda? Burada kişi de yok. Hemen alıp mı gidiyorlar ya bunlar? Burada gösteriyordu. Acaba bu uygulamanın bir bug'ı mı arkadaşlar? Ha, bizden para mı almak istiyor acaba? Rezerv, burada rezerve et var arkadaşlar. Dakikası 19 kuruş. Sanırım böyle bir şey yapıyorlar. Ya çünkü ikisinde de aynı durum oldu. Yani birincisinde yaklaştım. Etrafta ya kullanan yok. İkincisinde tam apartmanın içerisinde. Onu anladık. Onu yani teyit edemem ama oraya gösteriyordu, hala da kalkmadı. Ya üçüncüsünde de etrafa bakıyorum. Hemen alıp da gidebilecek bir şey değil zaten hızlı. Yani yok. Şuna gideceğim bakalım. Şunu arkadaşlar. Ya bunda da aynı durum olursa pes diyorum yani. Yok yani böyle şey olur mu ya? Ya benim şanssızlığım ya da dediğim gibi rezerve etmemizi istiyorlar galiba. Ya yaklaştım, gitti. İlkinde de öyleydi. Biraz yaklaştım, bir dakika kalmadı ya, bir dakika. Saniyeler içerisinde ne zaman aldın gittin ya? Neyse arkadaşlar, bir ilginç bir durum var ama. Evet, şu yere gideceğim bakalım. Arkadaşlar bakın, görebiliyor musunuz? Şu anda var olduğunu gösteriyor şimdi. Şimdi oradaki noktaya gideceğim bakalım, var mı onu hep birlikte göreceğiz. Şu an gösteriyoruz yani. Neredeymiş? Az ileride. Tamam. Yani artık zil çalacağım yani, şimdi bakalım. Şu an gidiyoruz. Tamam, bu sefer buldum. Evet. İlk defa martıyı kullanacağım için. Şimdi hız göstergemi takacağım. Sürüş anındaki hızımı göreceğiz. Bakalım kaç kilometre hızla gideceğiz. Hız göstergemizi taktık. Sürüş tarafındaki hızımızı göreceğiz. Şimdi ilk defa kullanacağım için kart bilgisini de kaydetmedim daha. Bu arada kullanımda da şey yapacağız. Sanal kart kullanıyoruz. Üzerindeki QR kodu gösteriyoruz. Gösterdik. Tamam. Başta. Bize şimdi şifre vermesi lazım. Ha. Evet, kilidi aç. Tamam, kilidi aç demeye bastım. Açık mı? Ha, açık, tamam. Tamamdır. Şimdi telefonumu arkama koyacağım. İlk defa kullanacağım çünkü düşebilme ihtimali yüksek. Aslında güzel miyiz? Oo, bayağı iyi. Bir dakika, kamerayı yukarı kaldırmam lazım. Tamamdır. Evet, kamera şu an çekiyor. Hızımız şu an 9. Hızımız iyi. Ay bu ne? Arkadaşlar, birinci kolumda denginizi sağlamanız biraz zor olabilir. Ben biraz uğraş da yapıyorum. Aslında iyi. Aynen. Şu an hızımız 15 arkadaşlar. GPS doğru ölçüyor arkadaşlar, onu diyeyim size. Şarjdan mı acaba? Niye çok hızlanmıyor bu? Bir dakika. Evet, frenler de iyi. Tamam. Evet. Daha gitmiyor mu ya? Ani hızlanması yok. Güzel yapmışlar. Evet, hızımız 16'ya çıktı şu anda. Görüyorsunuzdur inşallah. Şimdi şeye gideceğim arkadaşlar. Seka'ya gideceğim. Seka Park'tan bir arkadaş bekliyor beni. İşte bununla nasıl gideceksem gideceğiz. Şu an dakika, bir dakika, şu an yola bakayım şimdi, dakika göremiyorum. Bir dakika 12 saniye olmuş. Ben bunu kullanırken arkadaşlar şey yaptım, arkadaş davet bonusunu kullandım arkadaşlar. Bakiyem 10 lira şu an.
Sanal kart kullandım dediğim. Evet. İnşallah şu an bak. Gerçi çok hızlı gitmiyor. Hani bundan 25 yapıyordu? Ya yapmıyor. Bu ne? Galiba yokuş aşağı. Neyse arkadaşlar. Ya dengeyi sağlamak güzel. Aslında kolay ya, kolay. Sadece biraz pratik işte arkadaşlar. Ben bu arada bunu ilk defa kullanıyorum yani. Bu bir kere İzmit Belediyesi'nin desteğiyle gelmişti. Yani 4 gün kaldı arkadaşlar. Sonra yok yani, yok oldu. Şimdi Kocaeli Belediyesi'nin desteğiyle geldi. Öyle arkadaşlar. Şimdi bakalım bu da gitmeden veyahut da gider mi artık? Büyük ihtimal gitmeyecek. Çünkü İzmit Belediyesi geldiğinde açılışta para alıyordu arkadaşlar. Yani Kocaeli Belediyesi getirdi. Hem açılışta para almıyor hem de dakikası 39 kuruş arkadaşlar. Normalde açılış 1.99 TL alması lazımdı. Onu kartımızı kaydederken yapıyor ama şöyle bunu kullanılmaz saymıyor tabii ki. Yani yaklaşık 4-5 dakika bir kullanım olan abiye sunuyor arkadaşlar. Bunu saymadığı için yani kullanabiliriz böyle. Bence Kobis'in yerini tutmaz. Ben bu hızı beğenmedim. Ben Kobis'te bundan daha hızlı gidiyorum yani. Yani bu hantallar için ideal bir ulaşım aracı arkadaşlar. Yani Kobis 1.5 hem de 1 saat 1.5 yani bayağı iyi. Bu dakikası 39. Yani bununla 1 saat kullanmaya kalksan zaten 10 dakikası kaç para? 4 liradan hesaplasak 6 ile çarptığın zaman 24 lira tekabül ediyor. Ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Sadece bu. Yani hiç bisiklet sürmeyen kişi açısından bunu beğenmesi gayet de iyi. Yani nesini beğenmedim? Hızı yavaş geldi bana, 16. Ama kask vermediği için böyle kullanmamız gayet de normal, güzel. Bir de yani bisiklet kadar rahat değil bu. Ya ben ilk defa kullandığım için de olabilir yani arkadaşlar. Daha önce de hiçbir deneyimim olmadı. Şimdi oluyor zaten. Bir dakika oğlum, oy. Çok titriyor. Evet, kasis geliyor. Evet. Hop. Hadi kardeşim. Hadi. Şuramı sollayayım. Hoppa. Solladık. Amca nereden geliyorsun ya? Ters yönden geliyor ya. Allah'ım yarabbim. Sonra kazaya neden oluyor. Neyse gidelim bakalım. Köprüye bu çıkmaz. Hayatta bu köprüye çıkmaz. Ben nasıl çıkacağım? Ben hiç sanmıyorum yani bunu. Bir de karşıya geçmek için de köprü kullanmamız lazım. Gidelim bakalım. Bu arkadaşlar düz yol için yani. Buradan da belli ediyor. 17 kilometre. Buradan yola girmeyeceğim. Direkt buraya çıkar mı acaba? Şimdi bu kaldırıma. Bir de onun inmesi var ya. En üst yoldan gidelim. Başımızı belaya açmayalım. Araba da geliyor ya. Patır kütür gidiyoruz galiba. Yani arkadaşlar güzel bir kullanımımız var. Bugün şarjını bitirelim mi bunu? Yok babam, bitiremem ben bunu. Bu benim cebi bitirir yani, şarj bitmez. Yani burada bir sıkıntı yok. Gayet de iyi. Bunu tekerle nasıl kullanıyorlar ya? Ben cesaret edemem. Yol mu çok titriyor ondan galiba büyük ihtimal. Yok yok, ben bunu kullanamam yani öyle, onu diyeyim. Araba çıkacak, dikkat. Tamamdır. Oğlum nasıl bir şey bu ya? Baksana yokuşta direkt yavaşlıyor. Araba kesin korna çalacak bana. Ben nasıl çıkacağım bundan köprüde ya? Ne yolu, hangi yolu kullansam ki? Gerçi şimdiden 6 dakika oldu. Vay. Ona bununla bir yarım saat bir sürüş yapsan. Tamamdır. Aradan girebilecek miyim? Ben girerim de bu hızlansa gireceğim. Cesaret ettim. Ama hızlanmadığı için yavaşladım.
Bu var ya, karşıya geçmez. Hayatta geçmez bu karşıya. Arkadaşlar karşıya geçmek için kısa yoldan köprü var ama yok yani, mümkün değil. Köprüyü bunu kullanıp da geçmesi. Evet, gidelim bakalım. Hoppa. Hızımız şu an 17 arkadaşlar. 16.8. Beni kırmızı ışıkta bekletme. Yaklaşık birkaç saniye bekleyeceğim yani. Evet, yeşil yandı. Hoppa. Gidelim bakalım. Yayalara kırmızı yeşil. Sürüşümüz, hareket zamanımız 7 dakika 30 saniye. Evet. Kobis daha iyi ya. Hem saati 1.5. Şimdi bu 39 kuruş bana giriyor. Bakın, gaz verdim, çektim. Yemedi. Ya torku şimdi hissediyorum. Tork şimdi veriyor. Evet. Pardon. Yani bana yol vermesi lazım. Çünkü sağdan dahil oluyor yola. Bakalım Kocaeli Belediyesi'nde kaç gün dayanacak bu. Ya İzmit geldi, reklam yaptı güzel. 4-5 gün sonra uçtu gitti. Tam da Mart'ta binme isteğim gelmişti. Yok. Sağ olsun Kocaeli Belediyesi tekrar getirdi. Bakalım İzmit'ten uzun sürecek mi? Yani arkadaşlar, dediğim gibi sadece bunun neslini kullanın. İlk açılışta mı değil, ilk arkadaş davetinde 10 lira bir bonus veriyor arkadaşlar. Onu kullanın yani. Gerisi boş yani. Bence, bana sorarsanız. Ben şimdi ne yapacağım? Halkın içinden gidelim. Piu. Araba bekliyor. Ulan gaz tutuldu sandım. Hadi zabıt amca ya. Para sayıyor. Bizden bekliyor. Bakalım en kalabalık yerde gidebilecek miyiz? Gerçi tıngıra tıngıra gidiyoruz ama. Hadi o bir dakika, burada hızlanıyor bu. Ha yok lan, torku aynıymış. Tamam. Torku aynı. Yoldan dolayı arkadaşlar bana hızlı geldi. Ama frenleri güzel tutuyor ha. Yani frenler için binilebilir. Neyse. Biraz eğlencesine doyalım. Birazcık da arkadaşı kullanmaya izin vereceğim. Pardon. Tamamdır. Evet. Kalabalıkta kullanılıyor ama. Abi bir dakika, bunun manevra kabiliyeti güzel. Yani şöyle şıkır şıkır gidiyorsunuz. Pardon. Hayır, bir dakika kullanmayacağım. Abla hiç de yolundan şaşmıyor ya. Ama şeyde çok hızlı gittiğinde anlaşılıyor ya, yürüyüş yolunda. Şıkır şıkır gidelim. Yani ilk kullanıma göre arkadaşlar bence gayet de güzel. Pardon abi, pardon. Tamamdır. Ula bu ne? Kalabalık. Motora yol vereceğiz. Oo, bayağı hızlı gidiyor. Pardon. Hızlı çalışıyor. Güzel. 11 dakika kullanmışız. Evet, şimdi tıngır mıngır yoldan gideceğiz. Lan bu ne? Uyuyor. Bana izin verdiyse burada. Buradan. Tamamdır. Değil. Sonuçta kullanmam da burada izin veriyor. Ama çok şey ya. Çok tutuyor.
onun bu kaldırımlardan süründüyüz de nasıl yapsak? Neyse ayağımızı geçelim ya. Hızımız yaklaşık olarak ortalama. Ay çok gidiyor. Bu yol kesinlikle iyi değil. İyi kullanılıyor. Nice. Arkadaşlar. Lan şu tekerlek olarak düşmeyelim. Hızımız arttı ha. 17. Neyse maksimum 17 gördüm arkadaşlar. Düz yolda 17 yani. Başka hız yok. Aynen. O çevik ama ha. Çevik. Bakın sıcak yani çizsek yani çizebiliyor muyuz? Çizebiliyoruz. Harika. Tamam bu bir fark yok bunun. Bir arkadaş arayacağım arkadaşlar. Zor değil mi? Yo çok kolay. Valla bu ya, yani kaldırımdan da bildim güzel bayağı gidiyor. Usta sen beni bir çeksene. Tamam. Bir dakika nasıl yapsak? Şunu bir... Yani kullanacaksan kullan bir istesem. Yok kanka ben kullanamam. Kalkatırım ama. Zor mu peki? İlk başta dengeler için sıkıntı gibi sonra değiş şey yapıyorum. Aynen sen beni çekersin. Şu an çekiyor mu? Aynen şu an çekiyor. Tamam nasıl çekeyim kardeşim? Söyleyeyim mi? Soldan çek işte ya. O biz daha iyi. Bu güzel değil. Yani dediğim gibi güzel arkadaşlar şey yapayım. Arkadaş dediğim gibi gayet de güzel. Şu anda 13.42 saniye bir hareket boyunca sürmüşüz. Şimdi ben bunu buraya kilitleyeceğim. Burada bunu alsınlar yani kullansınlar. Ben bunu şimdi bırakacağım. Yani kullanmak istiyor musun? Ben korkuyorum arkadaşlar. Yok. Bence bir dene. Ya bir şey olmaz. Yani düşmezse sadece hareket sırasında ne yapacaksan ayağınızı koyduktan sonra ayağınıza destek vereceksin. Sonra basacaksınız gaza. Böyle kendisi gidiyor. Arkadaşlar siz kullanın ama ben kullanmak istemiyorum. Tamam zorlamayacağım. Yani iyiyim. Ama Cobiz çok yani daha fazla tercih ediyorum. Martı az yani %50 diyelim ama Cobiz %100 yani daha iyi. Hatta bugün Cobiz'e binek mi? Binelim. Benim hoşuma giden başlangıcı ücretsiz dakikası 39 kuruş. Ben şimdi bırakayım çünkü para sayayım. Ama arkadaş daveti bu... Yani bonus kullandığım için 10 lira bir bakiyem var. 20 dakikası bana bedava oluyor arkadaşlar. Yani siz de öyle yapın. Ben öyle yaptım. Şu anda 3.47 kilometre gelmişiz. Güzel yani. Yani o kadar. Hadi görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz ben unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz aslında abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Martı videolarına değil Cobiz videolarına görüşmek üzere. Yani şu an gerçi bakiyem var. Belki kullanabilirim. Hadi görüşürüz. Ha buyur söyle. Neden Martı? Çünkü İstanbul'a çok fazla popüler bir ulaşım aracı olduğu için belediyeler de bu hizmete yani gençlere hitap etmek için bence Martı yani geliyor böyle yayılıyor en fazla. Çünkü gençler tercih ediyor bunu. Bakın arkadaşlar bisiklet sürüyor. Ne güzel. Bisiklet daha mantıklı. Bu ne oğlum? Neyse bunu yayınlamayacağım. Bunun hiçbir faydası yok arkadaşlar. Bunu silin. Bence de. Hadi görüşürüz. Bağlama mı gidiyorsun? Evet. Şimdi onu bağlamayacağım. Yapmamız lazım. Ben şimdi ilk defa kullandığım için sanırım sürüşü bitir dememiz lazım. Foto çek ve bitir diyeceğiz. Ama ilk önce bir kilitleyelim. Ne olur ne olmaz. Şuraya bir kilitleyelim. Kilidi şöyle bir şey zaten. Şöyle bir kilidi var. Bunu takıyorsunuz. Takamadık. Yönü de bir yok ya bunun. Böyle sanırım. Heh. Tamam. Bunu... Ha, niye açılıyor bu? Biraz nar yapalım. Lan bunu takmak bir dakika zaten ya. Eziyet. Yani. Ben bunu takamadım.
Heh, taktık, tamam. Oldu mu? Foto çek ve bitir, tamam. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bisikletinizi bağladınız, noktayı foto çekeceksiniz. Tamamdır. Evet, şimdi kamerayı alayım. Yolculuk tutarı 8,19 kuruş. Vergi %18 yazmıyor. Vergi vermiyor, tamam. Martı değerlendirmesi, hadi. Yani güzel bir uygulama. Buna 4 yılı vereceğim, oldukça iyi. Eğlenceli, hızlı değil. Kullanımı kolay mı? Kolay. Kullanışta bu kadar. Şimdi gönderi tıklayacağım. Değerlendirme yapmayacağım. Gerek yok. Tamam. Bitmiştir. Evet. Bu kadar. Evet, güzel bir turdu. Ya sen de kolay birisin. Hayır. Bir dene. Bir... Tamam. Neyse. Evet, kapatıyoruz. Evet, burada martı kullananı görüyoruz. İki tane arkadaş. Yani bugün yaşadığım olayı biliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane noktaya gittim. İlkinde tam yaklaştım. Yani lokasyondan gitti. Etrafa bakıyorum, martı yok. Yani ikinciye geldim. İkincide de şöyle bir durum oldu. Adam sanırım apartmana bağlamış. Orada da bir çok bize gölge geçelim. Gel gölge geçelim, anlatayım ben. Üçüncüde ise gene birinci durum gibi oldu. Ne oldu? Geldim noktaya, geliyorum, yaklaşıyorum. Lokasyonda kalktı anam. Ne yapacağım? Düşündüm, bir daha gideyim bari, dördüncü olsun öyle. Evet, bir de bu kadar arkadaşlar, görüşürüz. Yeah.